doğadaki dostumuz. Süper bir şey. Arkadaşımız, dostumuz. Beyaz. Beyaz. Can yoldaşımız beyaz. Beyazım, hadi gel koşum gel. İsmail Şen. Merhaba. İnşallah.
başlangıç noktasında baş tünellerin ucuna doğru Mekke'ye kule istikameti var. Daha önce oraya vardık. Evet. İlk rotayı orada. 2020. O sinsile dağlar, sıra dağlar devam ediyor. Böyle şu sırt da, baba da şu askerin olduğu yer. Radarın, bak, olduğu yer. Radarın olduğu yer. Oranın adı ne adı? Radar, baba da. Yılbak babanın, sarı kız babasının öldüğü yer diye söyledi efsaneye göre. Evet, şurası devdeki küçük demede kırıklardır. Döküntü taşların olduğu yer. Dağcılık Federasyonu'nun rotasıdır orası. Bizim açtığımız yerin rotada şu Yelpes. Baba Dağı'nın önündeki Yelpes rotasıdır. Oradan daha sivri olan. Şuradaki çamların bittiği bölgede Sarıkızı şenliklerinde Türkmenler ileride kamp yaptı. Yörükler de şu çamların bittiği yerde kamp yaptığı yer vardır yayla şenliklerde. Burası da Bokbucadır adı üstünde. Şu sırt hattı. Güzel isim. Bu sırt hattı Çanakkale iliyle Balıkesir il sınırıdır. Şu şu sırayı görüyoruz bak şu sırada. Arka tarafı Balıkesir il sınırı. Buradan devam ediyor bu sırt dağları. Daha ileride Galata Üyde'nin bir yer vardı. Daha şöyle kulesi var. Daha ilerideki kaçamazsın. Sil kesiştiği nokta var ya. Bak şu sıra dağlar bir şöyle birleştiği nokta. Galata Üyde oradan arka tarafı Yenice kalkıp istikameti. Bunun bu Kaz Dağları'nın bir tanesi Sazak Zirve nokta. Şu Katıran Dağı zirve nokta. Eybek Dağı nokta. Ayvacık tünellerin olduğu dikili dağ var burada. Karataş'ı niye saydın? Sayıyorum. Sırayla. Küçük zirvelerden başlıyor. Burası ne? Abi dağ. Dikili kule. Baba da. Ondan sonra Karataş ve Sarık tepelerde meydana gelir. Birkaç tane zirve dağlarından. 20.000-300 hektar kaldı. Ve buranın en çok da ormanlık bölgesi, bu güney bölgesidir. Güney bölgesi biraz daha sert ve taşlı ve zor bir ortaları vardır burada. Bu Kaz Dağı zaten her tarafı zor bir parkurdur. Tabii parkur değil. Burası Çan. Çan Ağı Dağı. Ağı Dağı var. Hemen arkasında bu termik santral. Bak, Çan mı? Çan termik santral. O dağların hani altın madeni denilen yer bak buradan görünüyor arkadaşlar. Kazı yapıldı ya bak. Ta ilerideki beyaz bir kırmızı bir toprak var ileride. Balaban onun arkası Çanakkale. Siz yazdınız. Biraz kayıp. Burası gelebiliriz ki kayıp da. Emre Kuruoğlu dağcı, mehrum dağcı Emre Kuruoğlu anı sıra toplanmış bulunmaktayız. Kendisini ve bütün dağcı şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi bir dakikalık saygı duruşu için davet ediyorum. Dikkat! Evet arkadaşlar, Emre Kuruoğlu ile ilgili Sayın Hocamız Ahmet Uludağ hocamız birkaç kelam edecek. Buyurun hocam. Ben Emre ile ilgili konuşmayacağım da olayla ilgili, yani bugünkü anma faaliyetiyle ilgili konuşmak istiyorum. Öncelikle hepimize derneğimiz adına teşekkür ediyorum. Tabii ki sizler hem dağcılığın hem yürüyüşün öneminin, çevre korumanın, tabiatın öneminin farkında olan insanlarsınız. Böyle bir şey söylemem doğru da değil. Bu konuda bir şey söylemem doğru da değil. Ben açıkçası bu faaliyet süresince iki gündür Emre'yi de hep yanımızdaymış gibi hissediyorum. Çok genç yaşta ayrılmış. Tabii ki burada Emre için bir şeyler yapıyoruz ama Emre'yi anma adına dağcılık ve yürüyüş hakkında da bir şeyler yapıyoruz. Özellikle biz bu faaliyetin ilk günkü dün olduğu gibi teorik ve ilgili konulardaki kısmını devam ettirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sizleri ve diğer arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz. İnşallah bu faaliyeti daha büyük ve daha
planlı bir şekilde yapacağız ve inşallah da ileride Dağcılık Federasyonu'na da bunu tescil ettireceğiz diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ arkadaşlar, zirve yürüyüşünden, inişten normal orta tempo ile iniyoruz. Çok hızlı inmeyin. Çünkü rampa aşağı dizlerinizi, kaslarınızı, liflerinizi esnetebilirsiniz. Orta tempoda. Çok yavaş ilerlerseniz üşürsünüz. İniyoruz. Direkt kamp alanda yemek...